Herkese merhaba arkadaşlar. Bir videoda da birlikteyiz. Bu videomuzda sizlerle birlikte bildiğiniz gibi bir proje arabamız var. Ben bu proje arabasını ikinci el almıştım ki üzerinde farklı modifiyeler yapıp arabayı böyle istediğimiz forma getirmek için. İstediğimiz formanın kasıtı ne aslında? Üzerinde normal RC arabalarda kullanılmayan şeyler yapmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi bu videoda yapacağımız duman makinesi. Bu bir drift aracı olduğu için duman makinesi drift yaparken aslında arkadan duman efekti de verecek. Bu sayede aslında gerçekçi bir drift yapıyormuş gibi bir etki elde edeceğiz. Ve tabii ki bu seriyi beğenirseniz devamında da gerçek drift arabası sesi çıkartan veya işte şasisinde farklı değişiklikler, karbon şasi gibi uygulamalar yapmayı düşünüyorum. Tabii ki bu sizden gelen tepkilere göre şekillenecek bir seri olacak. Bu videonun konusuna girmeden önce de öncelikle arkadaşım Mendebur Lemon'a teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kanalımın en başından beri beni destekliyor ve son çektiğimiz videoda bir hedef koyduk. Eğer kanalım 100.000 olursa birlikte insan taşıyan bir hovercraft yapacağız. Ve bunun sonucunda da birçok kişiyi kanalıma gelip abone olduğu herkese de tek tek çok teşekkür ediyorum. Şu anda 36.000 civarındayız ama 100.000 olduğunda da insan taşıyan bir hovercraft yapacağız. Ve size bir haberim daha var arkadaşlar. Kanalıma bir adet de 3 botlu yazıcı hediye geldi. Şurada görmüş olduğunuz Rigid 3D. Bu makinenin üretimini yapan Mehmet Beyler projemde kullanabilmem için bana bu yazıcıyı hediye olarak gönderdiler. Kendilerine tekrardan çok teşekkür ediyorum. Yazıcıyla alakalı uzun zamandır aslında, uzun demeyeyim de 2-3 haftada yazıcıyı aktif olarak kullanıyorum. Bununla alakalı da uzun kullanım testi videosu da gelecek arkadaşlar. Bir süre daha yazıcıyı kullandıktan sonra bu testi de çekmek istiyorum. Eğer kanalım bu hızla büyümeye devam ederse, yani hızlı bir şekilde ilerleyebilirsek, çok ileriye attığım projeleri büyük ihtimalle erkene çekmeye fırsatım olacak. Çünkü biliyorsunuz abone sayısı arttıkça kanalınıza verilen değer de biraz daha arttığı için farklı sponsorluklar veya projeleri yapmak için farklı bütçelerde çok daha rahat elde edebiliyorsunuz. Buradaki RC araba proje haricinde bir seri daha başlatmak istiyorum. Bu da gerçek boyutlu bir BB-8 robotu yapmak olacak. Tam şurada BB-8'i görebilirsiniz. Star Wars hayranları zaten bu robota bayılıyordur. Star Wars izlemeyenler de mutlaka bu robotu bir yerlerde görmüştür. Ve bunu gerçekten gerçek boyutuyla, yani şöyle bir gövdesi olacak şekilde ve aynı zamanda tabii ki bu maket olmayacak, hareket eden, hatta bize tepki veren akıllı bir robot yapmaya çalışacağım. Bu projeyi hızlandırabilmem için abone sayımın tabii ki artması gerekiyor. Eğer kanala abone değilseniz hemen şu aşağıya basarak abone olabilirsiniz. Bu sayede bunun gibi değişik projeleri çok hızlı bir şekilde kanala yükleyebilirim. Şimdi gelelim bugün konusuna. Bugün yapmamız gereken sistemin yine detaylarını ben size aktarmaya çalışacağım ve bu yapacağımız sistemi çevremizdeki malzemeleri aslında bir kısmını normal amacı dışında kullanarak, yani kısmen hackleyerek bazılarını da farklı malzemelerle birleştirerek kullanacağız. Drift aracını tasarladıktan sonra bu aracın duman çıkarması için aslında bir sisteme ihtiyacım vardı. Birazcık duman makinelerini inceledim. Duman makineleri genellikle hacimleri çok büyük oluyor ve tabii ki böyle bir aracın üzerine bunu adapte etmek çok zor. Ve belki çevrede bilirsiniz, duman çıkartan bazı küçük yapılı cihazlar var. Bunun aslında ne olduğunu birazdan görünce kendiniz de anlayacaksınız. Buradaki dumanı çıkartabilecek ve küçük yapılı bir sistem oluşturabilmek için bir adet atomizer kullanacağım. Hatta atomizeri size göstereyim. Bu atomizer içerisine koyduğumuz gliserini ortadaki çok kızgın bir telle kızartıyor ve bu kızarma sonucunda gliserin buharlaşıyor ve buharlaşma noktasında da buradan beyaz bir duman çıkartıyor. Yani duman görünümü aslında bir buhar çıkartıyor. Bu sistemi aracımıza adapte edeceğiz. Tabii ki bu sistemi kullanabilmek için arka tarafında buradaki teli kızdıracak bir sistem kurmamız gerekiyor. Tabii ki sadece teli kızdırmak yetmiyor. Aynı zamanda da içerisinden bir hava akışı geçirmemiz gerekiyor ki buhar akan havanın etkisiyle basınç düştüğünden dolayı hızlı buharlaşsın ve aynı zamanda orada bir sirkülasyon yaratarak sürekli olarak bunun devamını sağlamak. Yani yapmamız gereken bir, bunu sürecek role, MOSFET gibi bir sistem kurmak ki ben bunu Arduino ile süreceğim. İki, bu atomizerin içerisinden hava geçirecek bir sistem kullanmak. Tabii ki hava geçirecek bir sistem deyince ilk akla fan geliyor. Burada normal bilgisayar fanlarından biraz daha farklı olarak, bu genellikle laptoplarda kullanılıyor, bir salyangoz fan var. Bu salyangoz fan buradan havayı alıp buradan dışarı atıyor. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek ise bir adet hava pompası kullanmak. Bu da arkada bir DC motor ve önde bir yapıyla bir yerden emiş, bir yerden çıkış sağlayan bir hava pompası. Üçüncü seçenek ise kendimizin tasarlayabileceği bir turbo sistem. Bu turbo sistemi ben tasarladım. İçerisine pervanemiz vardı. Şöyle bir pervane koyup ve bir de şu şöyle küçüklükte, yani minnacık bir brushless motor koyup turbo fan elde etmekti amacım. Hatta bunun bazı süreçlerini ben Instagram adresimle paylaştım. Yine video açıklamasına o adrese gidebilirsiniz. Anlık yaptığım projenin detaylarını orada paylaşıyorum. Yani sizin de fayda sağlayacağınız bazı bilgiler oradan edinebilirsiniz. Ama bu turbo fanda bir problem çıktı. Bunu da birazdan açıklayacağım. Üçüncü seçenek ise bu normal salyangoz fanın çıkardığı hava miktarı bana az geldiği için bunun aynısını tasarlayıp ama içerisine bir adet brushless motor koymaktı. Gördüğünüz gibi bunu tasarladım ve içerisine koyabileceğim bir pervane ve brushless motor tasarladım. Bu sistemlerin bazılarını test ettim, bazılarını test etmedim. Özellikle turbo fanda biraz problem çıktı. O yüzden turbo fanı, yani turbo fanı böyle 0'a 0'a 1
tasarım yapamadığımız için etraftan birazcık basınç kaybı oldu ve pervane bu turbofanı çalıştırmaya yapıya uygun değildi. O yüzden onu zaten baştan eledim. Şimdi isterseniz aracımızı birazcık kenara alalım ve daha sonra hem atomize sürecek sistem hem de fan sistemlerini bir test edelim. En çok dumanı hangisi çıkaracak buna bakalım. En çok dumanı çıkartan sistemi zaten kullanmak istiyorum ki araç giderken daha güzel görünsün. Şimdi öncelikle bu tasarladığım, yani kendi tasarladığım salyangoz fanı bir çalıştırmak istiyorum. Arada ne kadar fark olacağını gerçekten çok merak ediyorum. Motoru daha önceden şu pervanenin içerisine zaten gömmüştüm. Şimdi bu fanı monte edip testini gerçekleştireceğim. Kamerayı da hem yakın alayım, size de buradaki detayları göstereyim. Bu sistemi monte edebilmek için şurada küçük bir brushless motor var. Bu motoru Arduino'ya sürmem gerekiyor. Üstten iki tane vidayla tutturdum ve bunu kablolarını da şu boşluktan geçirerek buraya artık monte edeceğim. Gördüğünüz gibi fanımız burada dönecek. Ve sonra da bu kapağı üstüne kapatmam gerekiyor. Bu kapağı şöyle kapattıktan sonra etrafından yapıştıracağım. Bu yapıştırma işlemi için aslında bir tane Japon aldım. O da jel Japon. Hemen onunla yapıştırmam gerekiyor. İlk deneme olduğu için aslında çok ufak yerlerden yapıştıracağım. Ya ufak derken tabii kaçtı. Brushless motor bildiğiniz gibi normal sürücülerle sürülmüyor. Onun için brushless motor sürücü sürmek gerekiyor. Bu 20 amperlik sürücüyle de motorumu süreceğim. Ve bunu tabii ki Arduino ile kontrol etmemiz gerekiyor. Bakalım nasıl bir hava üflemesi yapacak. Gerçekten kendi tasarladığım ilk turbo fan olduğu için gerçekten nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum ben de. Şimdi hemen havyamı fişe taktım. Havyam ısıtmıyor. Motor sürücüyle emineceğim ve Arduino hemen bir test sürüşü yapabileceğiz. Şimdi içerisinde brushless motoru hızlıca, yani hızlıca derken hızlı dönecek tabii ki ama kolayca test edebilmek için bir yazılım yükleyeceğim. Bu yazılımda aslında RC servo motor sürmekle aynı. Eğer RC servo motor sürmekle alakalı bir içerik isterseniz şu yukarı tıklayabilirsiniz. Robosten kanalında çok güzel bunlarla alakalı içerik hazırlıyoruz. Şu an yazılımı içerisine attım. Bağlantılar tamam ve güç kaynağıma motorumu bağladım. Normal bir güç kaynağı. Arkadaşlar bunu görmeniz lazım. Pervaneler, bak görüyor musunuz? Pervaneler, şunların hepsi pervane. Bu kadar yüksek RPM'e dayanamadılar ve patladılar. Çok heyecanlı oldu bu ya. Ama çok iyi üflüyordu yani. Şuradaki hava gerçekten çok iyiydi. Ama niye böyle oldu? Vallahi üzüldüm. Ya bu sistem aslında çok iyi hava üflüyor ama şu paller çok ince. Ya bunları kalınlaştırmak gerekiyor. Hepsi dağıldı yani, bir tane bile sağlam kalmadı. Ya hepsini kalınlaştırmak gerekiyor ya da bu sistemi belli devrelerin üstüne çıkarmamak gerekiyor. Şimdi bunu basmak da yine uzun süreceği için ben diğer sistemleri test edeceğim. Mesela şu hava pompasını da test etmemiştim. Şimdi bunu test edeceğim. Ondan sonra bunlar arasında bir seçim yapacağımı düşünüyorum ama bunun ne kadar hava üflediğini ben görebildim. Gayet benim için yeterliydi. Hatta fazlası bile vardı. Şu hava pompasına bir bakayım. Yani şu normal bir fan. Buna göre dönüş RPM'i çok çok fazlaydı. O yüzden üflediği hava da bayağı fazlaydı. Belki bu baskıyı biraz daha yüksek sıcaklıklarda katmanların birbirine daha iyi yapışmasını sağlayarak bastığımızda biraz daha sağlam olabilir. Ama önemli olan belli bir devirin üstünde şuradaki katman kalınlığı, yani aslında kanadın kalınlığı bu strese dayanamadı. Şu anda biraz da korkmuş vaziyetteyim. Kusura bakmayın. Çünkü bir anda pat diye burada şey yapınca ben de anlamadım ne olduğunu. Şimdi ben şu atomizeri aslında çalışır hale getireyim. Daha sonra buradaki hava pompasını deneyeceğim. Ve bu sistemlerden bir tanesiyle yoluma devam etmeyi planlıyorum. Bu proje için aslında aylar önce oluşturduğum, yani bir test amaçlı kullandığım bir devre vardı. Şöyle bir devre. Üzerine bir Arduino, bir adet MOSFET sürücü. Bu aslında bizim atomizerin bobinini sürecek. Bir adet de şurada 18650 lityum iyon pil var. Lityum iyon pil tercih etmemin sebebi kullanım pratik ve tabii ki yüksek amperlerde deşarj olabiliyor. Yani yüksek akımlara çıkabiliyor. Bu sebepten dolayı projede bunu kullandım. Daha önceki denemelerimde sadece şu fanla bir deneme yapmıştım. Hatta yine bunu Instagram sayfamda paylaşmıştım. Buradaki şu hemen MOSFET sürücü yerine bir adet role kartı takacağım ve sistemimizi revize ettikten sonra ilk denememizi yapmaya başlayacağız. Hatta isterseniz bu sistem halihazırda varken şu MOSFET sürücüyle tekrar bir deneme yapalım. Bu denemeyi yaptıktan sonra size de aslında nasıl duman çıktığını videoda hemen hızlıca göstermiş olurum. Atomizeri daha önceden test ederken şu kısmını ben birazcık ısıttığım için, yani daha doğrusu şu elemi yaparken burayı ısıtmışım. Burası da plastik olduğu için atmıştı. Şu an orayı yapıştırdım. Hemen alttaki artı, yani şurası artı, bu şurası da eksi. Bu kısımları da birbirine monte ettim. Bu kablolar üzerinden akım vereceğim. Tabii ki bu kablolarda nereden elektrik gelecek derseniz, ilk test sırasında buradaki MOSFET sürücünün şu alt yazan kısımlarından çıkış olacak. Yani pillik enerjiyi buraya vereceğiz. Ve bu MOSFET'i şuradaki Arduino ile kontrol edeceğiz.
bağlantıyı bu şekilde yapıp teste hazır olacağız. Tabii ki bir de hava akışını sağlama kısmı var. Onu da yapacağız hemen şimdi. Şimdi ilk denemeyi fanla yapmak istiyorum. Fanın için şöyle bir apar tasarladım. Bunu kafasına rahat takabilmek için. Yani fan aslında normalde atomizer aşağıdan hava girer, yukarıdan çıkar. Ben yukarıdan hava verip aşağıdan çıkarmayı istiyorum. Yani benim için aslında çok fark yok. Ve fanı da şurada hemen elektriğini vereyim. Şu an fan dönmeye başladı. Yapmamız gereken şimdi Arduino içerisine kodu atıp şuradaki pot yardımıyla aslında buradaki ısıtıcının ne kadar kızacağını ayarlamak ve tabii ki dolu olan pilimizi de şuradaki pil yatağına takmak, ama tehlike oluşmaması için bunu en son takacağım. Hemen şimdi ufak bir kod yüklemesi yapacağım. Şimdi arkadaşlar ilk fanlı testimizi yapıyoruz. Güzel bir duman çıkıyor buradan ve fan şu anda 10 volta çalışıyor. Mesela ben şu an fan hızını biraz arttırdım. Duman çıkışına ne kadar etki edeceğini merak ediyorum. Yani şöyle yapalım. Çok da etmiyor açıkçası. Fanın hızını arttırsam bile tepkisi aynı kalıyor. Yani mesela şu an 7.4 ile çalışsa, şu an veriyorum mesela. Çıkardığı duman hemen hemen aynı. Bu sebepten dolayı fana ben 12 voltluk bir tane küçük lipo takacağım, eğer bulabilirsem. Bu lipo ile birlikte aslında ilerleyeceğim. Bu sayede fana hem 12 volt vermiş olacağım. Çünkü arabanın içerisindeki lipo 7.4 voltluk, üzerindeki 3.7 voltluk. Bu ikisinden de beslesem birazcık problem olacak. Ben buraya iyi bir gaz vermek istiyorum. Yani iyi bir hava girişi istiyorum. Bir de aslında şeyi deneyeceğim şimdi. Mesela bunu kaldıralım. Aynı şeyi hava pompasıyla deneyeceğim. Buna da şöyle bir aparat basmıştım. Bu aparatı buraya taktığınızda artık hortum buraya uyumlu hale geliyor. Bir tane küçük hortum kesip hemen geliyorum. Bu projede kullanabileceğim şöyle hortumlar almıştım. Bu hortumlardan bir tanesi, bu iki yere de zaten uyacak şekilde, hatta kesmişim bile daha önceden. Burada kesilmişi var. Hemen şöyle detaya döndüreyim ben sizi. Şuraya takacağız. Ve gördüğünüz gibi artık bu motora bağlanabilir bir hale geldi. Şöyle motoru da buraya bağladık mı sistem hazır. Bu motoru da şuradan elektrik vereceğim. Hatta motoru biz ben çalıştırmaya başlayalım. Bu motor da yine 12 voltluk ama ben 7.4'te deneyeceğim bunu. Normalde şu an hava veriyor. Oraya da şu an veriyordur diye tahmin ediyorum. Ve buradan da artık ben gazı açıyorum. Havanın akışı az olduğu için daha yoğun duman çıkartıyormuş gibi görünüyor ama duman miktarını diğerine göre bence biraz daha az. Ben fan sistemini kullanıyorum, motoru kullanmıyorum. Fana gerekirse 12 voltluk bir pil bağlarız. Bu sayede aslında daha fazla duman çıkışını sağlamış oluruz. Evet arkadaşlar, şimdi isterseniz bence sistemi hızlıca toparlamaya başlayalım. Bunların hemen size detaylarını vereyim. Daha sonra dışarıya çıkıp bunu test edelim. Hava kararmadan test etsek de olur. Hava kararınca test etsek de olur. Yani çok fark etmez. Hemen ben bunu toplamaya başlayayım. Ve bu sistemi olduğu gibi aracın üzerine yerleştirelim. Şimdi burada göstermem gerekirse aslında şöyle bir sistem var. Ben buradaki çıkışı ikiliye dönüştürüyorum şu aparat sayesinde. Bu sayede buraya gelen gaz kumusunu hem arabaya hem de benim sisteme yollayacağım. Bunu da aslında şu şekilde kullanacağız. Gaza basıldığında bu sistem çalışır hale gelecek. Bu sayede gaza bastıkça aslında arkadan duman atmaya devam edecek. Bu da işte aslında arabayı birazcık da böyle fonksiyonel kullanabilmemizin bir yolu olacak. Atomizer sistemi oturtabilmek için şu arkaya aslında bir aparat tasarladım. Ve bu aparatı yeni yazıcımda bastım. Bu alttan şu aparatı buraya soktuğunuzda sıkı geçme şekilde giriyor. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi buradaki atomizeri aslında şu sistem taşıyacak bu şekilde. Şimdi sistemi kabaca kurdum aslında. Şu arka tarafta gördüğünüz gibi atomizer var. Üst tarafta fanı yerleştirdim hemen üzerine. Şu fanın alt tarafını dolduracağım ki sarsıntıdan dolayı düşmesin. Şöyle araya bir tane aparat yaptım aslında. Pille arabanın arasında böyle bir aparat. Bu aparatın arasından da fana 7.4 volt gidecek. Ve son olarak da bilgisayar kısmında sıkıcı kodları yazdıktan sonra artık sistemimizi test etmeye geçebileceğiz. Yazıcıdan şöyle bir parça bastım. Bu parçayı şu arka tarafa koyacağım. Buradan çıkan duman arka tarafa doğru gitmesin. Bunu buraya bu şekilde yerleştireceğim. Şimdi aracımızı, pillerimizi, her şeyimizi alıp dışarı çıkacağız. Dışarıda bu drift makinesinin güzel bir testini yapacağız. Bu arada ufak bir parça basmam yaklaşık 1 saat falan sürdü. Şimdi hatta size Rigid 3D ile alakalı bir şey göstermek istiyorum. Esnek filament basıyorum burada. Esnek filament böyle lastik kıvamında. Ve diğer yazıcılarımda bunu basamadım. Şu an Rigid 3D ile bunu rahatlıkla basabiliyorum arkadaşlar.
Bunu da biraz sonra testini göstereceğim. Ayrıca bu yazıcının incelemesini, yani uzun testini yaptıktan sonra detaylı bir incelemesini yapacağım. Şimdi bence toparlanıp dışarı çıkmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, dışarıdaki testlerimizi bitirdik ve eve geldik. Tabii ki cihazın içerisini açtığımda yine her tarafı toz olmuş durumdaydı. Biliyorsunuz bu cihazla benim temizleme derdim bitmiyor. Bitmeyecek de gibi görünüyor. Artık ben de biraz daha az temizlemeye karar verdim. Çünkü her defasında başa dönüyoruz. Bayağı bir beni uğraştırıyor. Şimdi isterseniz projeyi bir yorumlayalım bakalım. Neler elde etmeye çalıştık, neler başımıza geldi, bunlardan biraz bahsedelim. Şimdi öncelikle kir demişken, devre açıkta olduğu için şu anda acayip kirlendi. O yüzden buraya mutlaka bir kapalı kutu yapmam gerektiğini fark ettim. Bunun dışında arkadaki atomizer aslında düşündüğümden çok daha fazla ısınıyor ve şuradaki 3 boyutlu yazıcıya bastığımız parçaları zamanla eritme ihtimali var. Hatta yamultuyor, şekillerini değiştiriyor. Arka tarafta da aynı problem var, yani tutma yerinde. Bunları yeniden bir dizayn etmem gerekiyor. Şimdi projenin kendisini yorumlamam gerekirse de açıkçası ben biraz daha fazla duman çıkacağını tahmin ediyordum. Ama bu dumanın da araba hızlı gittiği için ve sürekli dışarıda bir miktar rüzgar varken duman çabuk dağılıyor. Yani bu bir buhar olduğu için hemen havada yok olup gidiyor. O yüzden çok duman çıkmıyor gibi görünüyor ama yine de buradaki duman miktarı bile benim eğlenmeme bayağı bir yetti. Eğer böyle bir proje yapacaksanız size mutlaka öneririm. Aklımda şöyle iki tane şey var. Bir tanesi atomizeri çok kullandığımız için İçerisindeki rezistan çok ısınıyor. Yani buraya iki atomizer koyup bunları değişmeli yazılımla değişmeli olarak programlayabiliriz. Bu sayede mesela 10 saniye biri çalışacak, 10 saniye diğeri çalışacak. Bu durumda hem ortamda fazla ısı miktarı olmayacak, atomizerlerin soğumaya gerekli olan soğuma zamanını onlara vermiş olacağız. Aynı zamanda da daha uzun ömürlü bir rezistans elde edeceğiz. Bu rezistans bu kullanımda ne kadar gider bilmiyorum. Çünkü 5 dakika boyunca hiç durmadan neredeyse o rezistansı kızdırıyorsunuz. Diğer bir durum ise buradaki fan ve atomizer arasındaki bağlantı, yani hava akış mekanizmasını birazcık yenileyeceğim. Biraz daha pratik, biraz daha bir kompakt bir şey haline getirmek istiyorum. Hatta bir kutu gibi taşınabilir bir şey yapmak istiyorum. O yüzden buradaki devre baştan aşağısında elden geçecek gibi görünüyor. Ama tabii ki o bu videonun konusu değil. Onu farklı bir videoda güncellediğimde size mutlaka gösteririm. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda uçan bir saksı yapmayı düşünüyorum. Yani daha doğrusu manyetik olarak havada sabit durabilen ama hiçbir şey onu tutmayacak. Havada böyle dönebilen bir saksı yapmayı düşünüyorum. Bunun malzemelerini hazır da alabilirim. Kendim de yapabilirim. O süreci birazcık değerlendireceğim. Bir sonraki proje şu anda devre kartlarını bekliyorum. BB8 yapacağız. BB8'i ilk önce bir prototip yapacağız 20 cm boyutlarında. O prototip eğer istediğimiz gibi çalışırsa gerçek boyutlu bir çalışan ve gerçekten yapay zekaya sahip olan bir BB8 yapacağız. Bu arada BB8 diyorum ama aslında ya BB8 demem gerekiyor ya BB8 demem gerekiyor. BB8 desem biraz daha iyi olur herhalde. Ve henüz kanala abone olmadıysanız lütfen aşağıda abone ol butonuna basarak kanala abone olabilirsiniz. Tabii ki bu takipçi sayısı arttıkça benim de hem sponsor bulma hem de projeler yapmak için imkan bulma ihtimalim çok çok fazla artıyor. Bu sayede sizlere daha güzel projeler de sunmak istiyorum. Eğer siz de bu konuda destek olmak isterseniz aşağıdaki abone ol butonuna basabilirsiniz. Projeyle alakalı dosyaların hepsini açıklama kısmına paylaşıyorum ve aklınıza farklı fikirler, farklı yorumlar varsa onları da mutlaka yorum kısmına yazın. Sizin de fikirlerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum ki daha da güzel projeler birlikte yapabilirim. Neyse, daha fazla uzatmadan arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.